Hacı Bekir'i bilmeyeniniz var mı bilmiyorum. Çünkü bütün dünya biliyor Hacı Bekir'i. Yani Türk lokumu denince ilk akla gelen isim. Hacı Bekir aynı zamanda İstanbul'un belki de tüm Türkiye'nin ilk resmi kuruluşlarından bir tanesi. Başlangıç tarihi 1777. Yani yaklaşık 236 yıl önce ticaret hayatına başlamış. Hande Hanım siz kaçıncı kuşaksınız? Ben beşinci kuşağım. Dedemin dedesi tarafından kurulmuş. Biz de elimizden geldiğince elimizdeki kültürel mirasa sahip çıkmaya devam etmeye burası çalışıyoruz. Burası değil mi hep? Evet, ilk geldiği yer burası. 236 yıldan beri. Evet, aslen Kastamonu Araç'tan gelmiş. İstanbul'a geldiğinde o zaman biliyorsunuz burası şehrin kalbi, saraya yakın, iş piyasası burada. Onun için bu stratejik noktada ilk dükkanını açmış. Lokumla mı başlamış macera? Evet, lokum ve akideyle başlamış. Bunların ikisi de çok eski tarifler. Bunlar o zaman tabii nişastanın olmaması dolayısıyla doku yapıcı ve bağlayıcı olarak un kullanılırmış. Ve tatlandırıcı olarak da bal veya üzüm pekmezi kullanılıyormuş. Başlangıçta kaç çeşitti? Sonra siz kaçını yarattınız? Valla ana tarif şeker, nişasta ve sudan oluşan bir bazımız var elimizde. Safranbolu lokumu denen ne? Yok hayır, bu daha farklı. O biraz daha büyük beyaz oluyor. Böyle bir bazımız var elimizde. Bunun için çok eski çağlardan itibaren içine gül yaprakları konarak ve fındık fıstık yaparak onlar yapılmış. Şimdi biz yeni dönemlerde tabii şimdi 200 yılı aşkın süreyle aynı şeyi üretirseniz biz de sıkılmayalım, tüketicilerimiz de sıkmayalım diye. Mümkün olduğu kadar yeni tatlara da yer vermek istiyoruz. Ve çağlar geliştikçe bugünün 20'yi aşkın bugün lokumumuz var. En yeni çeşitlerimiz mesela baharatlı lokumlarımız var. Tarçınlı, zencefilli, karışık meyveliler var. Portakallı, vişneli, çilekli, kayısılı. Onun dışında hurmalı lokumlarımız var. Özellikle Arap ülkeleri ilgi gördüğü için yarattığımız. Kahveli lokumumuz var. Türk kahvesi çekirdeklerini kırılarak içine katmak harika suretiyle. Devamlı yani bu yaratıcılıkta son yok biliyorsunuz. Yaman Mersin'i var mesela yeni. En sevdiğim de olur. Akide şekeri de sizin simgesel tatlılarınız. Tabii akide de çok eski. Akide zaten akitten geliyor ve bağlılığı gösteren bir şeker. Ve aslen tarihte Yeniçeri törenlerinde dağıtılırmış. Yeniçerilerin maaş törenlerinde devlete bağlılığı simgelermiş. Yani törende akide dağıtıldı mı padişah da memnun, askerlerimiz de memnun, devlet sülhü sükun içinde diye herkes sizden rahatlarmış. Dedeniz mi yaparmış onu? 1777'de açıldıktan sonra 1800'lü yılların başında şekercibaşı ilan edilmiş Hacı Bekir. Öyle mi? Fakat sarayda çalışmamış, burada ürettiği malları saraya vermek suretiyle. Bu lokum ve akide şekerinden başka bir sürü çeşit görüyorum. Tabii var. Geleneksel tatlılarımız, ezmelerimiz var mesela. Çeşit şeker. Badem ezmelerimiz, tabii lohusa şekerleri. Lohusa şekeri hala, lohusa şerbeti veriliyor mu? Tabii ki, tabii ki. Gideyim ben yani, onu da. O yani olmazsa benim olmaz. Benim zamanda veriliyordu ama şimdi. Hatta şey lohusa şekerinin ilginç bir hikayesi vardır. Böyle şişelerde biz hazırladık burada görmeniz için. Eskiden bir doğumu haber vermek için de komşulara yollanırmış. Ve bu kırmızı bir tüle bağlanır biliyorsunuz lohusalarımızın kırmızı tül simgesidir. Kırmızı tüle bağlanır, ağzı da bağlı şekilde olursa kız çocuk doğmuş demektir. Ağzı açıktaysa erkek çocuk doğmuş demektir. Harika. Böyle demiş. Bu adeti hala sürdürenler var. Sizin şerbetleriniz de var değil mi? Tabii şerbetlerimiz de var. Şerbetle tabii şimdi bazı meşrubatların çıkmasından bu dönemde biraz daha şerbetlerin popucu dama atıldı maalesef, diyelim. Maalesef. Ama meyvelerden hatta çiçeklerden zamanında menekşe şerbeti, lavanta şerbeti yapılırmış. Ve bunlar tüketilirmiş tabii. Bizde demir hindi var çok klasik bir İstanbul lezzeti olarak. Limonatamız var ve mevsimsel olarak turunç, vişne gibi şerbetler de yapıyoruz. Helvalar da gördüm. O da evet, sizin... tahin helvası da çok eski bir lezzet. Tahin helvasını da sade, fıstıklı ve kakaolu olarak 3 çeşit olarak üretiyoruz. Ve az olmakla birlikte çeşit pasta da görüyorum. Pasta tabii, yapıyor musun? Tabii pasta, pasta da yapıyoruz. Esas tabii biz değil yapıyoruz. Ama değil mi? Değil ama şimdi Kadıköy'deki ve Beyoğlu'ndaki şubelerimiz pastaneleri de var. Orada oturup kahve içilip pasta da yenebiliyor. Onlar için orada burada daha tamamlayıcı olarak kullanıyoruz. Modernleşme bölümü bu pasta galiba. Tabii. Bir de çikolata, portakallı. Çikolata, evet onlar tabii yeni tatlar. Ama onun dışında mesela acı badem yine çok eskidir. Bu da sizin mi? Tabii. Yani her şey sizin imalatın. Tabii. Peki altıncı kuşak var mı? Var. Sırada. Var inşallah. Meraklılar mı? Meraklılar. Şimdilik yemeğe çok meraklılar. Ama çok yemesinler. Oğlum gıda teknolojisi okuyor. Oo, kızım işletme okuyor. İnşallah. Onlar hazırlanmışlar yani zaten. Geleceği için de faydalı olacaklar Hande diye Hanım, umuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız ve sağ bu müthiş lezzetlerle
bizi tanıştırdığınız için. Sağ olun, bir zevk bizim size için. Size hayırlı işler diliyorum. Sağ olun, size de başarılar. Arkasında 236 yıllık bir deneyim olan bu lezzetleri eleştirmek ne kimsenin ne de benim haddime. Haci Bekir'i hepiniz biliyorsunuz. Sirkeci'de var, Kadıköy'de var, Taksim'de var. Gelin bu muhteşem lezzetlerin siz de tadına bakın.